Gökçer Tahincioğlu, T24 Gizlilik Ayıbı ve insanlık Ayıbı Maraş'ta gencecik bir avukat, Ahmet Can Zabun. Savcılık dosyasındaki telefon kullanım kayıtlarına göre gece 4.07'de maillerini kontrol etti. Birkaç arkadaşıyla mesajlaştı. Haberlere baktı, ardından uyumak için yatağına gitti. Kızları Asude henüz 6 aylıktı. Henüz 26 yaşında anne olan avukat eşi Nesibe Kaya Zabun da kendisi de geç saatte ayakta olmaya alışmışlardı. Eşi kızlarını yanına yatırmıştı. Onları rahatsız etmeden yatağa uzandı. 4.17'de yeryüzü sallanmaya başladı. Kahramanmaraş Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Ezgi Apartmanı birkaç saniye sonra yıkıldı. Aralarında Ahmet Can Zabun, Nesibe Kaya Zabun ve küçük Asu'denin de olduğu 36 kişi hayatını kaybetti. Seçim akşamı ekrana deprem kentlerinin grafikleri geldikçe az sayıda insan ağızlarından köpük saça saça iktidara oy veren deprem zedelere saldırmaya başladı. Bir bölümü artık ne yaptıysa bundan sonra görürsünüz yardımı dedi. Bir bölümü hak etmişsiniz bile diyebildi. Söyleyenlerin hiçbiri işini gücünü bırakıp günlerce haftalarca yardıma koşan insanlar değildi hiçbiri neyi var neyi yoksa paylaşmaya başlayan, kapılarını deprem zedeleri açan insanlar da değildi. Ama aramızdaki insanlardı. Yaptığı bir küçük yardımın karşılığını bekleyen, kazanmak, hep kazanmak, ne pahasına olursa olsun kazanmak isteyen aslında bir başka iklimde, Bugün oy verdiğinin tam aksine davranabilecek, tam aksi saflarda yer alabilecek insanlar izledik. Bir ödül töreninde alkış toplayacağından emin tonda siyasi mesaj verdiğini düşünen oyuncu, bu insanların hepsi aslında bir başka yerde ve aynı saflarda. Ama bir hakikat var. Kutuplaşma ideolojisinin tam da yaratmak istediği, empatiyi sıfırlayan, bütün bir ülkeyi ortadan ikiye ayıran, seçimde bir partiyi desteklemeyi fanatik biçimde takım tutma duygusuyla eşleştiren siyaset kutsalları, hassasiyetleri, inançları, kullanabilecek her şeyi kullanan, kırmızı çizgilerin ardında ne varsa darmadağın eden bir siyaset biçimi bu. Ne zamandır bu siyasetin tutsağıyız ve farkında olmadan da tarafıyız. Bu siyaset biçiminin iktidar kadar karşı tarafta duranlar da üretiyor. Ve muhalefet de buna çözüm olarak iktidar tarafından gelenleri, sağcı kadroları partilere toplamayı buluyor. Ama hayat böyle akmaz. Gerçekler o siyaset biçiminin bir ülke hakikati olmasına karşılık isyan eder bu duruma. Maraş'taki Ezgi Apartmanı bunun örneklerinden biri. 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın sadece zeminin kötülüğünden, sadece binanın eskimesinden, sadece depremin büyüklüğünden yıkılmadığını depremden hemen sonra belgeleriyle Timur Soykan haberleştirdi. O kanıtları depremde oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu günlerce enkaz başında bekleyerek, dedektif gibi çalışarak, en küçük ayrıntının peşinden koşarak buldu. Oğlu ve gelininin avukat arkadaşlarıyla savcılığa başvurdu. Bilirkişi gelmesini sağlayıp kanıtların tescilini sağladı. Binanın hemen altındaki iş yeriyle ilgili tanıklar ve duyumlar vardı sahiplerinin aynı binada daireleri de bulunuyordu ancak buna rağmen değişiklikler yapmışlardı iş yerini açarken. Yapılan çalışmalarla kesilen bir kolonun temelden çıkan ucu bulundu. Kirişlerin kesildiği, tabyanın kesilip yük asansörü yapıldığı, perde betonun delik deşik edildiği yük asansörünün motorunu da buldular. Kesilen kiriş uçlarını da. Bilirkişi raporunda da binanın alt kısmında yapılan değişiklikler saptandı. Depremden sonra Maraş'ta onlarca binanın müteahidi tutuklandı. Mimar, proje sorumlusu, yapı denetim firması sorumlusu tutuklandı. Bir furya başladı. Kamu görevlilerine bir türlü erişmeyen tutuklamalar belli isimlerle sınırlı tutuldu. Ezgi apartmanı soruşturmasında tutuklu yok misal. Müteahhit için denetimli serbestlik kararı verildi. Alt kattaki iş yerinin sahipleri için yurt dışına çıkış yasağı müteahhit beton kalitesinin yüksek olduğunu gösteren raporları vererek kendini savundu. İş yerinin sahipleri binaya kaçak kat çıkıldığını, kendilerinin kolon kesmediğini, müteahhitin sorumlu olduğunu söyleyerek. Ama elbette işler böyle göründüğü gibi yürümüyor. Ezgi Apartmanı dosyasında adı geçen bazı isimlerin ne kadar etkili siyasi bağlantıları olduğunu görünce anlıyorsunuz. Dernek üyeliklerinden, yakınlıklarından, yakın arkadaşlarından görüyorsunuz. Birileri hakkını ararken bazı isimlerin AKP ya da MHP'den milletvekili adayı olmaya çalıştığını, birilerinin onlar lehine kulis yaptığını duyuyorsunuz. Bir de mağdur olmuşlar gibi kimi isimler şimdi de savcılığa soruşturmada gizlilik kararı verilmesi için başvuru yapmışlar. Bu talep yakında karara bağlanacak. Öylesine tedirgin ki mağdurlar, isim yazılırsa gizlilik kararı verileceğinden de ürküyorlar. İnsanlar çocuklarını kaybetti annelerini, babalarını, bebeklerini kaybetti. Ancak iki satır isimlerinin görülmesine tahammül edemiyor bazıları. Hatırlı siyasiler Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler için devreye gireceklerine bu isimler için telefonlar açıyorlar. Hepsi not ediliyor. Bak iktidara oy verdiler Maraş'ta diye bağırıp başını diğer yana çevirebilecek kadar basit değil hiçbir gerçek. İnsanları mı kazanmak istiyorsunuz? Depremzedelerin büyük bölümü hala nereye başvuru yapacaklarını, haklarını nasıl arayacaklarını bilmiyor. Kamu görevlileri bugüne kadar yargı önüne çıkmış değil. İstifa eden bir kamu görevlisi yok. Soruşturma dosyalarının bir bölümü ilerlemiyor. İnsanlar buna nasıl çözüm bulabileceklerini, tazminat haklarını, yargı sürecini de bilmiyor. Nerede, kimin yanında durulması gerektiği belli. Hangi parti söz konusu olursa olsun belli. İktidarlar ve insanlar var dünyada. Parasıyla iktidar olan var, konumuyla iktidar olan var, siyasi olarak iktidar olan var. İnsanların yanında durmak esas olan, iktidarların değil. İktidarda kalmak değil esas olan, halkın yanında olabilmek. Dünya biraz olsun güzelleşebilir o zaman. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.